Gizem ve İlayda, siz birbirinizi seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ben İlayda'yı seviyorum. Ya burası bir evet yarışma ama... Tabii ki en büyük rakibim, hep söylüyorum ama tabii ki seviyorum. Hırs da var, altında kazanmak rekabet istiyorsunuz. İlayda. Benim modum düşük. Hani gerçekten üzüldüm. Çünkü çabalıyorum, çabalıyorum. E çabam boşuna gidiyor diyor. Düşünüyorum artık, yemeğimi mi yapmasam? Gizem bunları işte, yok yemeğimi mi yapmasam acaba diyorum, böyle mi yapsam? Onu da bırakamıyorum. Bu sefer iki arada bir derede kaldım. Gizem'e de bunu söylüyorum, bak bunlara üzülüyorum. Gizem bunu bildiği halde buraya gelince farklı davranıyor. Sonra bana mesela buradan çıkıyoruz konuşmayacağım diyorum. Geliyor bana, beni bekle. Ondan sonra daha böyle şey yapmaya çalışıyor. Arkadaşmış gibi. Ya söylüyorum sana. Tekrar buraya geliyoruz. Atıyorum Semra teyzeye kamera açılmadan önce diyor ki İlayda bir öyle bir böyle. Ya ben mi bir öyleyim bir böyleyim yoksa sen? Sen bir öyle bir böylesin. Yine söylüyorum, İlayda'yı seviyorum. Konuşmak istemiyorsa kendi bilir. Ne yapabilirim? Bitmiştir, kendi bilir. Ama yine söylüyorum, yine seviyorum. Yine en büyük rakibim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben dün İlayda'nın yüzünü o şekilde detaylı görmemiştim. Evet biliyorum, o da haksızlığa gelemiyor. O da kızıyor. Ben de kızıyorum Onur Bey. Ben de haksız puan verildiği zaman kayınvaliden bile verse, bilmiyorum görüyor musunuz, duyuyor musunuz beni? Kayınvaliden bile haksız bir tabağa yüksek puan versin, ona bile kızıyorum bugün ben. Bugün kayınvaliden sana 5 verdi. Bana 5 verdi. Neyse onlara da söylemeyelim neyse. Çok fazla. Evet. Konuşmayalım. Ben de bazen boş bulunuyorum. İşte ya ben o kadar neşelendirmek istiyor şey Gizem. Ben hayır, gerçekten bir şey diyebilir miyim? Konuşma, benim moralimin bozukluğunun puanlarla alakası yok. Ben puanlarımın da farkındayım. Kötü puanlarım da yok benim. Evet. Benim sıkıntım Gizem'in sürekli burada hani benim üstüme yürümeye çalışıyor. Niye ben senin üstüne niye? Yürümüyorum? Ondan önce herkes diyordu ki İlayda'yı koruyorsun, İlayda'yla arkadaşsın diyordu. Tek bir laf edince mi bu oluyor? İlayda'cığım. Ama ben şeyi görüyorum, hiç oynamıyorsun. Altın kazanmayınca İlayda. Evet. Hayır Onur yani, Bey. Ama ben oynuyorum, beni Onur görüyor Bey, musunuz? İlayda'nın tek derdi bence altın almak. Altın alamadığı zaman sürekli modu düşük. Ama her yani ben amacı Gizem'le aralarında ne yaşıyorlar onu bile anlamış değilim. Şey buradayım. Siz buraya altın almaya gelmediniz mi? Altın almaya geldik ama İlayda'da çok farklı bir hırs var. Ben hırslıyım ama bu konunun hiç Gizem'le olan aramızdaki şeyle alakası yok. Oynamamamın nedeni adaletsiz puanlama yapıldığını düşünmem. Yani kendi içimde bile tereddütte kalıyorum. Ne yapsam ya diyorum. Hani mesela ilk bölümleri hatırlayın, her masadan her puan herkese çıkıyordu. Ben de istiyorum ki yani... Herkes eşit yapsın ya da belli olmasın falan maalesef oluyor. Yapacak bir şey yok. Bir şey daha söyleyebilir miyim Onur Bey? İlayda şımarmış. İyi puan aldığı zaman bize hep diyor ki mesela arkada. İşte arkaya taşımayalım ya diyor iyi puan aldığı zaman. Ben ne zaman burada konuşmayalım diyor. Ne zaman kötü puan alsa en çok İlayda arkaya taşıyor. Ben başka bir şey konuşuyorum ama o arkaya taşımış oluyor. Bakın arkaya taşır. Ne zaman arkaya taşımışsın? Evet. Sen bugün gitmişsin, ben sana bekle demişim. O kadar ayıp ki söylediğim. Hayır sen bana, sen burada bana yükseldin, ben seninle artık dedim arkada. Yani öyle samimi falan olmayı düşünmüyorum. Tamam peki. Peki Semra Hanım, siz İlayda'yı seviyorsunuz değil mi? Seviyorum. Peki Gizem'in bu şeyi nasıl yorumluyorsunuz? Hani Gizem'in bu söylemi. O bekle deyip de o beklemiyorsa Gizem de kendini hayır, çok seviyor. Hayır bekledim. Öyle değil Onur Bey. Gerçekten Gizem'in şey tavrı var yani böyle en ufak şeyde yakıp yıkıyor. Sonra diyor ki ay tamam sinirlendim. Mesela bir şey oluyor, ay şaka yaptım. Ben de şaka yaptım. Onur Bey bir şey söyleyebilir miyim? Hani karşıdakini düşünmüyor. Evet düşündüm. Çok burada sinirle söylediğini fazla düşündüm. Yükseliyorsun. Hayır burada sinirle söylediğini düşündüğüm için de arkada gelip beklesene dedim sana. Ben ne bileyim bak sinirle davranıp da devam ettiren sensin. Ben değilim. Kendi dediğine düşüyorsun. Bekledim. Ben gidiyordum arkamdan Gizem seslen. Halbuki ben onu konuşmak ya. İstemiyordum dedi. Bir saniye Gülcan Hanım. Sizden alalım diyorum. Şimdi keşke İlayda uzatmasanız, arkadaşsınız burada, dışarıdaki şeyleri i̇şte buraya taşımasanız ama... İşte ben de bunu söylüyorum ama, yani burada İlayda niye benimle didişiyorsun? Niye buraya gelince farklı, dışarıda farklı? Onur Bey, ben onu hiç kıracak bir şey demiyorum ki. Bakın bir VTR yayınlanmış, gerçekten de İlayda'nın suratını görünce ben şok oldum. Ama ben yemin sana ederim, bak bunun açıklamasını yaptım. Gizem seninle ilgili değil, bak röportajımda da verdim. Onu duymadım. Benim sinirlendiğim şey farklı. Ben sana arkada kaç kere söyledim. Ya bunu bile bile gelip de burada nasıl böyle davranabilirsin? Çünkü o kadar ben ama ben şunu gördüm. Salı ve çarşamba günkü programda, bugün perşembe. Yani şimdi çeyrek altının sahibi Gizem diyorum. Evet.
hani Gizem, Semra teyze buraya geliyor. Bir sana bakıyorum o an böyle. Yüzün çok düşmüş. Çünkü ben bu şeyi açıklarken çeyrek altının sahibi, sahibi diyorum. Yüzünde bir tebessüm oluyor. Hani bir umut var. Ben de olabilirim çünkü. Herkes olabilir. Sonra Gizem diyorum. Bir şey diyebilir miyim sizden? Sonra bir dakika. Sonra çeyrek altını takıyorum, programı kapıyorum. Siz dans etmeye başladığınızda mimik yapmıyorsun. Hani şu olabilir. Bak ben olsam, ben de altın kazanmasam, evet, ben de burada şöyle oynarım. Hani böyle oynarım. Ama son ikidir bunun farkına vardım. Olur, ben rica ediyorum. Güzelmiş gibi. Sunucu olarak. Hani diğer iki yarışmacımız alsa belki. Hayır. Daha mı şey Gizem'le olursun? Hiç alakası yok. Ben neyse. Gizem'le gerçekten alakası yok. Gizem de biliyor. O aldığında da sevindim. Bileziği aldığında da sevindim. Ama yani Gizem çok... Bize böyle açıklayamadığım bir şey mi var? Yok. Beden diline yansımıyor ama bence sevinmesi. Veya edemediğin bir şey mi var? Bedenen göstermiyor onu. Niye gözlerin doldu? Söyle Allah aşkına, açık açık söyle. Ya biz de bilelim en azından. Herkes anlasın. Birbirinizi kıracak bir şey mi söylediniz? Eğer bak biri seni kıracak bir şey söylediyse, onlar da bir çekidüzden bir ben özür diler. Ben onu kıracak diler. Bir şey söylediysem ama şimdiden özür dilerim göz söyle, olduğu için. Ama sen de söyle, sen de içine atma. Ben söylemedim ama. Ne oldu? Yok. Neyse, uzatmıyorum. Bu aralar İlayda'ya dokunsa ne ağlayacak? O zaman İlayda konuşmak istemiyor.